Konuşmama başlamadan önce şahsım ve grubum adına Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi şartlarda çalışabilme istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ve arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi yanarak can verdi. İşçilerin cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Bu nedenle yanan kadın işçileri anmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmaktadır. Ülkemizde de 5 Aralık 1934 yılında anayasada yapılan bir değişiklikle biz kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu hakkı bizlere veren Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü minnetle, saygıyla anıyorum. Ülkemizde de 2008-2019 yılları arasında 3185 kadın öldürülmüştür. Korkmadan sokakta yürüyebileceğimiz, cinsiyetimizden dolayı kendimizi kanıtlamak zorunda olmadığımız, saygı gördüğümüz daha iyi bir dünyada olmamız dileğiyle. Her zorluğun üstesinden gelen, kendine inanan, savaşan, sen yapamazsın üzerine giden tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Değerinizin farkında olun. Biz özel varlıklarız. Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandırdığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün de öncelikle Kadınlar Günü'nüzde kutlu olsun. Bugün de bir giriş konuşması yaptınız. Sizle de bugün bir gündemini alalım. Çok teşekkür ederim. Bugün zaten gündemle ilgili başkanım gerekli konuşmaları falan yaptı. Ben de 8 Mart Kadınlar Günü olarak, 8 Mart Kadınlar Günü olduğu için kendim bir konuşma hazırladım. 5 Aralık 1934 yılında bize bir anayasada yapılan bir değişiklikle bize seçme ve seçilme hakkı tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygıyla anıyorum.